Rüşür var mıdır, vacip midir? Tabii de orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kurban düşer? İslami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, ne? Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yuvalarınıza huzur diliyoruz. Memleketimize huzur diliyoruz. Tüm insanlığın başına farklı sebepleri kullanarak bela olmuş olan bütün olayların tamamından Cenab-ı Allah'a sığınıyor ve insanlığın refah yarınları için dua ediyoruz. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yeni bir Diyanete Soralım programıyla birlikteyiz. Bugünkü konumuzda inşallah nasip olursa vefat eden kişinin ardından kalan miras ve bununla ilgili konular, haklar. Değerli hocalarımız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi işin fıkhi boyutunu inşallah cevaplayacaklar. Her zaman olduğu gibi. Hoş geldiniz kıymetli hocamız. Yine kıymetli misafirimiz, değerli hocamız Şuayb Bey bizlerle birlikte. Şuayb Bayram, avukat. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Değerli hocamıza da inşallah işin yürürlükteki, hukuktaki boyutunu sorarak birlikteliğimize devam etmiş olacağız. Siz kıymetli izleyicilerimizin de katılımıyla programımız tabii ki renk bulacak. Değerli izleyenlerimiz programımıza katılım sağlayabilirsiniz. Yapmanız gereken 0312 alan koduyla 294-4294 numaralı telefondan canlı yayına katılıp kıymetli hocalarımıza suallerinizi yöneltmek ve yine diyanete soralım@diyanet.gov.tr mail adresi üzerinden de suallerinizi ulaştırabilirsiniz. Ve sosyal medya hizmetinizde Facebook, Twitter, /diyanetesoralım adreslerinden de programımıza anlık iletilerle katılım sağlayabilirsiniz. Bu programa özel sorularınız var ise yine programımıza dahil olabilirsiniz ekrandaki iletişim yollarından efendim. Değerli hocalarımıza hoş geldiniz dedik. Bismillah diyelim izninizle yola çıkalım. Tabii bugün konu kıymetli hocam miras ve benzeri mevzular. Bir kimse vefat ettiğinde geride bıraktığı mallarda varisleri ne tür tasarruflarda bulunabilir? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi önce bir iki terimi açıklasak iyi olur. Lütfen efendim. Vefat eden kişinin geride bıraktığı mala terike veya terike denir. Terike veya terike. Tabi bunda tasarruf, bunda yapılacak tasarruflarla ilgili olarak sadece varisler değil, başkaları da devreye girebilir o koluma göre veya tasarrufun cinsine göre. Şimdi ve bizim fıkıh kitaplarımızda vefat eden kişinin geride bıraktığı mallarda yapılacak tasarruflarla ilgili olarak terikeye taalluk eden haklar ifadesi kullanılır. Yani taalluk eden terikeye bağlı olan haklar. Yani ölen kişinin geride bıraktığı mala bağlı olan haklar. Ve bu ağırlıklı olarak 4 kalemde sıralanır. Ama bazı alimler bunu 5 kalem olarak açıklarlar. Ben de o 5 üzerinden cevap vereyim. Birincisi şu. Terikeden muayyen bir mala bağlı bir hak varsa önce o hak eda edilir. Nedir efendim muayyen mal? Mesela birisi birinden borç almış. Ve rehin vermiş veya ipotek vermiş. Evet. Ve bu borcunu ödeyip rehni, ipoteği çözdürmeden, rehni geri almadan önce vefat etmiş. Bu alacaklının elindeki rehinde ilk önce onun hakkı vardır. Önce o hakkını alır. Mesela bir örneklendirelim, evet, canlı evet. Bir örnek verelim. Birisinin birine borcu var ve rehin olarak da bir otomobil almış. Ha, şimdi vefat etmiş borçluğu ödemeden. Daha diğerlerine geçmeden önce o rehni elinde tutan kişi alacaklı o otomobilde hak sahibidir. Borcunu oradan alabilir. Buna el hukukul mütalika bir aynı minnet terike ifadesi kullanılır. Yani terikeden muayyen bir şeye yönelik olan hak. Bu bir. Evet efendim. Sonra teşhis tekfin gelir. Yani vefat eden kişinin yıkanması, kefenlenmesi, kabre konulması, bununla ilgili masraflar bu yerine getirilir. Ha bundan sonra geriye eğer şey kalıyorsa borçlar ödenir. Ha o bittikten sonra varsa bakılır geriye kalanın vasiyeti var mı yok mu bakılır. Eğer varsa vasiyeti, o vasiyeti yerine getirilir. Ha en son kalan da miraslar arasında pay edilir. Yani asıl miras ne oluyor? Diğer 4 şey, kalem çıktıktan sonra kalan mal oluyor. Yani bu 5. dediğiniz bu bazı alimlerin. Bu 5. sıradaki. Yani peki. Bu varislerin hakkı işte orada oluyor. Miraslara pay. Ondan öncekilerde varislerin hakkı yok. Peki efendim. Onda ya adam kendi kefenlenmesi açısından kendi hakkı ölenin veyahut da efendim borçlu ise eğer alacaklının hakkı. Yani şey budur.
sıralama budur. Tabii bu özet bu. Peki efendim. İnşallah program içerisinde gelen sorularla açacağız. Değerli izleyicilerimizin de katılımıyla inşallah program genişleyecek. Evet. Hocam girizgahta eklemek istedikleriniz var mı? Kıymetli hocamıza hemen sorulara. Eklemek istediğimiz husus şu, mal varlığı olarak yani isim olarak aynı. Bugünkü meri'i hukukta, medeni hukuktaki kavram da aynı. Yani kişinin, vefat eden kişinin bıraktığı mal varlığının ismi tereke. Yani fıkhi boyuttaki isimle aynı, aynı. Tereke. Peki. Aynı. Hemen hemen aynı mı değerli hocamızın saymış olduğu bu ölçüler içerisinde, bu 5 maddesi? Ölçülerde şöyle bir farklılık var. Önce borçlar ödenir. Yani bugünkü meri'i hukukta önce murisin yani miras bırakanın önce borçları ödenir. Daha sonra cenaze, tekfin, defin masrafları ödenir. Arkasından kalan miktar artık yasal olarak, yasal oranda miras payı olarak mirasçılarına dağıtılır. Peki efendim. İnşallah değerli izleyicilerimize sorularıyla artık birlikteliğimize başlayalım değerli hocalarımız. Efendim izleyicimiz hocama selamlar diyor Hayrettin Bey, bir sosyal medya sorusu. Hocam anneannem yaşlıydı, zaman zaman hafızası karışıyordu. Vefatından sonra yakın bir komşumuz gelip anneannemin birkaç hafta önce kendisinden 2000 TL borç aldığını söyledi bize. Haberimiz yok ancak almadı da diyemiyoruz. Bunu ödemekle yükümlü müyüz diyor. Ölenin borcumu ödemek zorunda mı mirasçılar? Şimdi şöyle, İslam fıkhında demin de söylediğimiz gibi eğer ölen kişinin geride bıraktığı mal varsa ve borcu da varsa o borç ödenecek bir defa. Evet efendim. Şimdi bu soruda 2000 lira alacak borç aldığını söylüyor. Eğer kişinin geride bıraktığı miras bunu karşılıyorsa onu o mirastan ödemek zorundalar zaten. Ha. Peki karşılamıyorsa o zaman mirasçılar ödemek zorunda mı değil mi? Değiller. Yani şöyle diyelim, birisi vefat etmiş, hiçbir mal bırakmamış. Evet. Ve 5000 lira da borcu kalmış. Mirasçılar o 5000 lira borcu ödemek zorunda değiller. Şimdi burada bir başka bir şey var. Yani diyor ki, bilmiyoruz. Birisi geliyor, benden ölmeden birkaç hafta önce 2000 lira aldıydı diyor. Şimdi burada muhakeme usulü devreye girer. Yani miras hukukundan çıkar iş, ki biz ona kitab-ül gada derler fıkıhta, muhakeme usulü devreye gider ki o da şudur. İslam hukukunda, muhakeme usulünde beyine yani delil iddiasını ispat etme iddia sahibinin görevidir. Evet efendim. Yani burada o bayan, yani gelip de işte anneanneniz bizden 2000 lira benden borç aldı diyen kişi öncelikle o iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. İspat edemedi. İspat nasıl olur? İki şahit olur, senet olur, bilmem ne olur. Bunlar yok. O zaman hasma sorulur. Hasma. Denir ki, siz ne diyorsunuz bunun şeyine, iddiasına ne diyorsunuz? Hasım kabul edebilir. O zaman ona ikrar deriz. Ve kabul ettiyse eğer, bunu öder. Kabul etmezse, hasım o iddiayı kabul etmezse, bu sefer hakim hasma döner, sizin ona borcunuzun olmadığına dair yemin edinir, yemin ettir ve yemin ettirir. Eğer yemin ederse borç yok farz edilir, dava düşer. Ama yemin etmezse ona nükul denilir. Yemin etmezse o zaman o borç sübut bulur. Şimdi burada hasım vefat etmiş. Yani para aldığı iddia edilen kişi vefat etmiş. Evet. O zaman tek taraflı bir dava olmaz. O vefat eden hasmın yerine mirasçıları geçer bu sefer. Hasım onlar olur. Doğru. Ve dolayısıyla mirasçılar ha derlerse ki olabilir. Yani anneannemizin borcu olabilir. Derlerse terikeden o borç ödenir. Ama hayır onun öyle bir borcu yoktu. Olmadığına da biz yemin ediyoruz derlerse o zaman o iddia düşer ve bir şey ödemeleri gerekmez. Peki efendim. Meri hukukta da durum böyle midir? Yani herhangi bir şey yoksa, bir kayıt yoksa, bir sözleşme yoksa? Meri hukuktaki durum şöyle, önce orada burada varisler yani mirasçılar, evet. Eğer bir mirası var ise, ya bıraktığı bir tereke var ise, oradan ödeni ya ödemek zorundalar. Yani kural olarak
Evet. Mirasçılar. Yine aynen fıkıhta olduğu tabii, gibi ödemek zorundalar. Bu borçtan sorumludur. Eğer borcu kabul etmiyor iseler, yani etmedikleri takdirde mirası reddetmeleri gerekir. Yani mirası reddettikleri takdirde bu borcu ödemekten o şekilde imtina edebilirler. Efendim devam ediyoruz. Bir başka izleyicimiz şöyle bir sual sormuşlar. Bu da çok önemli noktalardan bir tanesi. Hocama selam ediyorum diyor izleyicimiz. Hocam hasta iken yapılan borç ikrarı geçerli olur mu? Mesela akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişinin diyor. Şimdi, veya bunlar çoğaltılır. Akıl sağlığı yerinde olmayan kişinin hiçbir tasarrufu muteber değildir. Yani ister mal satsın, ister mal alsın, ister borç ikrar etsin, ister vasiyet etsin, ister hibe yapsın. Ne yaparsa yapsın, onun hiçbir fiili hukuki açıdan geçerli değildir. Evet. Çünkü bunda eda ehliyeti yoktur. Ancak bu durumda olan kişi birisinin malına zarar veriyorsa, o zaman o zarar bunun malından tazmin edilir. Şimdi bunu biz ikiye ayıralım bu soruyu isterseniz. Peki hocam. Bir akıl sağlığı yerinde olmayan kişinin borç ikrarı, bir de başka hastalıkları olan ve hastayken evet, borç ikrar edenin durumu. Dedik ki akıl sağlığı yerinde değilse ve bu sabitse onun ikrarına itibar edilmez. Ama şu var, karşı tarafta yani o alacaklı durumda olan kişinin elinde senet var, sepet var ve bu senet ne zaman tanzim edilmiş? Bu kişinin aklı yerindeyken tanzim edilmiş. Ona evet, elbette itibar edilir. Peki efendim. Ha şimdi öyle değil de adamın mide hastalığı var, kalp hastalığı var, bilmem. Kronik rahatsızlık var. Yani. Peki. Şimdi eğer bir hastalık, kişinin ihtiyaçları görmesine, yani daha harici ihtiyaçlarını görmesine engelse ve kişi bir sene içerisinde o hastalıktan vefat ederse, buna biz maradı mevt diyoruz, ölüm hastalığı diyoruz. Ölüm hastalığı. Yani şimdi her hastalık bir değil. Yani bir adam var ki hasta, 10 senedir hasta. O bir borç ikrar etmiş. Ona problem yok. Ama öyle değil de şey yapmış. Adam işte son anda hastalanmış, dışarı çıkamıyor ve o hastalıktan üzerinden bir sene geçmeden de vefat etmiş. Buna marad-ı mevt diyoruz, ölüm hastalığı diyoruz. Bu böyle bir durumda ikrar ettiği borç eğer karşılığı görünen bir borçsa, mesela diyebilir ki ben falan eczaneden ilaç aldım. Evet. Oraya şu kadar borcum var. Ha, ona itibar edilir. Ona itibar edilir. Diğer normal zamanlardaki borcu gibidir. Ha, veyahut da ne bileyim ben işte ev temizliği yaptırdım, insan tuttum. Ha, bu olabilir. Bakım masrafa gitti. Bunlar kabul edilir. Olacak. Ama böyle türden olmayan borç ikrarlarında o da borçtur fakat diğer borçlarından sonra gelir. Yani o sağlıklıyken sabit olan veya ikrar ettiği borçları önce ödenir. Geriye mal kalırsa o zaman ölüm hastalığındayken ikrar ettiği yani kabul ettiği, tasdik ettiği borçlar devreye girer. Evet efendim. Yani ikinci sıraya gelir o. Değerli hocam izninizle bir soru daha hemen tabii bağlantılı olarak hocamıza sorup akabinde dönelim. Bir başka izleyicimiz diyor ki Nermin Hanım, hocam hastayken peki yapılan borç noktasında tutamadığı oruçların kefareti varsa ve kişilerden de aldığı meblağ varsa borç olarak kefarete mi öncelik verilir önce şimdi, yoksa meblağ olarak maddi borca mı? Bir defa bir kimse eğer oruç tutamamışsa veya kefaret borcu varsa mirasçıları onu ne zaman ödemek zorundadırlar ne zaman değildirler. Eğer kişi vasiyet etmişse yani bu hastayken olması şart değil. Evet. Yani adam demiş ki ya benim bir kefaret oruç kefaret borcum var demiş. Veya bir aylık Ramazan orucu tutamadım, borcum var, onun fidyesini verin demiş. Bak bu vasiyet. Böyle demişse, o zaman kul borçları ödendikten sonra, vasiyetlere sıra geliyor ya. Evet efendim. Borçlar ödendikten sonra vasiyetlere sıra geliyor. Doğru. O zaman o vasiyet olarak değerlendirilir. Evet. Yani vasiyetin içinde. Vasiyet olarak bu değerlendirilir, peki borç efendim olarak değil. Dördüncü maddede geçelim. Ama eğer vasiyet etmemişse, o zaman mirasçıları biliyorlarsa işte bu babalarının, analarının bu şekilde kefaret borcu veya oruç fidyesi borcu olduğunu biliyorlarsa kendileri onu ödeyebilirler. Yani karşılayabilirler. Ama karşılamak zorunda değiller. İradi olarak yani isteğe bağlı olarak evet. Peki değerli hocam ekleyeceğiniz özellikle bu hastalık noktasında mevcutta bir farklılık var mı?
Hayır, yani meri hukukta zaten akıl, yani akıl zayıflığı veya akıl hastalığı durumlarındaki borçlanmalar zaten geçerli değildir. Yani herhangi bir gerek senet imzalaması, gerek diğer tür iradi, yani iradeyle ilgili açıklamaları nazar itibar alınmaz. Burada da yine o zaman akıl sağlığı yerindeyken imzaladığı bir şey söz konusu olabilir mi efendim? Evet. Buna yani itibar edilmiyor. Kesinlikle. İtibar edilmiyor. Tabii. Peki efendim. Devam ediyoruz. Bir izleyicimiz Ankara'dan hattımızdalar. Ali Küçük, hoş geldiniz Ankara'ya. Selamlar, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar hocam, selamlarımı. Aleyküm selam. Buyurunuz Sayın Küçük. Biz iki kardeşiz hocam. Babamın bizim oturduğumuz daireler dışında 4 dairesi daha var. Evet efendim. Şöyle bir vasiyette bulunuyor. Öldükten sonra diyor, bu kalan 4 daireyi satın, hayır kurumlarına verin diyor. Bu vasiyet midir, yerine getirilmesi gerekir mi? İkinci bir şık, vasiyet nasıl olmalıdır? Sözlü olarak olur mu, yazılı olarak mı bildirilmesi gerekir? Peki soralım değerli hocamıza. Başka bir sual var mı efendim ekleyeceğiniz? Sağ olun hocalarım. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Bilmukabil efendim, sıhhat diliyoruz. Şimdi Sad İbni Ebi Vakkas diye bir sahabi var, biliyorsunuz. Evet. Bugün Peygamber Efendimiz'e geliyor, diyor ki ya Resulallah, benim bir kızım var. Tek bir kızım var. Malımın tamamını vasiyet etmek istiyorum fakirlere. Peygamber Efendimiz çok diyor. Peki, dörtte üçünü vasiyet etmek istiyorum, çok diyor. Yarısını vasiyet edeyim, çok diyor. Üçte birini vasiyet edeyim diyor. Peygamberimiz o da çok ya tamam diyor. Ve bu bizim vasiyeti sınırı konusunda bize verilmiş bir Peygamber Efendimizin bir bakıma talimatı. Ölçü. Ölçü. Ve fıkıhta şudur. Bırakılan vasiyet, yani yapılan bir vasiyet, mirasta kalan, o borçlar ödendikten sonra, tesis tekvinden sonra kalan malın üçte birinden fazla ise mirasçılar bu vasiyeti yerine getirmek zorunda değiller. Getirebilirler. Ama değiller. Yerine getirmek zorunda değiller. Ama üçte biri kadarsa eğer, bıraktığı terkenin malın, borçlar ödendikten sonra kalan netin üçte biri kadar ise onu yerine getirmek zorundalar. Şimdi bu şeyde, soruda diyor ki, oturduğumuz dairenin dışında 4 tane daire var diyor. Baba da hayatta. Baba da hayatta veya vefat ettiğini düşünüyor. Peki. Bu insanın mal varlığı kaç? Diyelim ki tamamı 6 daire. Peki. Tüm bıraktığı diyelim. Yani o 4'ün dışında ikisinde de bunlar oturduğunu varsayalım. Peki. Tamamı 6 daire. Ve bunların değerleri de eşit. Ve baba demiş ki 4 dairesini demiş, hayır, satın parasını hayra verin. Burada böyle bir durumda mirasçılar 2 daireyi şey yapmak mecburiyetindeler. Satıp 3'te 1'e tekabül ediyor. Onun parasını hayır kurumlarına vermek zorundalar. Yani mecbur oldukları kısım bu. Ama isterlerse babaları ne kadar vasiyet etmişse tamamını yerine getirirler. Ona bir engel yok. Peki efendim. Hukukta da böyle midir hocam, yürürlükteki hukukta? Bu tür vasiyetler veya nasıl olmalı, yazılı mı olmalı yoksa? Yani yazılı sözlü konusunda fıkıhta bir açıklık yok. Çünkü daha vasiyet doğrusu evet. Yani bu sözlü yeter, ispat edilebilirse veya varisler kabul ederse sözlü yeter. Efendim vasiyet, vasiyetin tanımı olarak kişinin ferdi olarak ölümden sonra hüküm ifade etmek üzere yapılan bir tasarruf işlevidir. Güzel. Yani evet, vasiyetnamenin tarifi budur. Ve 3 şekilde vasiyetname yapılır meri hukukta. En muteber olanı resmi vasiyetname. Resmi vasiyetnamede de bir memurun, görevli bir memurun, ki bu sulhu hakim olabiliyor, noter veya görevlendirilen bir memurun düzenlediği bir vasiyetname, iki tanık huzurunda düzenlenir ve sulh hakim, yani o vasiyetnameyi kim düzenlemişse oradaki görevli memurda bir nüshası kalır. Yani aslı onda kalır veya birden fazla nüsha düzenlenmişse bir nüshası onda muhafaza edilir. Resmi vasiyetname bu şekilde.
Bir de el yazısıyla vasiyetname var. Kişinin kendi el yazması, el yazısıyla düzenlediği vasiyetname ve el yazısıyla vasiyetnamede mutlaka kişinin kendi el yazısıyla düzenlenmiş olması şartı var. Yıl, tarih, gün, yıl olarak mutlaka bunların açıkça orada yazılması yazılmış gerekiyor. Olması. Evet. Kayda gelmesi kayıt altında bunların da mutlaka tutulması gerekiyor. Bunu da yani Meryuku kabul ediyor mu efendim? El yazısı da olduğunda tabii. Kişinin kabul ediyor. Bir de sözlü vasiyetname var. Bu da sözlü vasiyetnamede de tabii istisnai durumlarda olabiliyor. Yakın ölüm tehlikesi gibi, savaş hali gibi efendim yani olağanüstü şartlarda artık o fırsat yoksa yani bu resmi vasiyetname veya el yazısı vasiyetname düzenleme imkanı yoksa sözlü vasiyetname iki tanığın huzurunda yine kişinin söylediği sözlü vasiyetnamesi orada kayda alınıyor o tanıklar müşahit olarak. Evet müşahit olarak. Peki. Yalnız en çok muteber olan resmi vasiyetname. Resmi vasiyetname. Bir şey, buyurun efendim lütfen. Bir şey, şimdi şu biz halkımız vasiyetname deyince kişinin geride bıraktığı malın miraslar arasında taksim şeklini anlıyor genelde. Evet. Efendim filanın vasiyeti açıldı. İşte oğluna şunu bıraktı, kızına bunu bıraktı, eşine bunu bıraktı. İşte hizmetçisine bunu bıraktı filan öyle. Doğru vasiyet dediğimizde akla gelen mi? Paylaşım gibi. Anladığımız vasiyet bu değil. Fıkıhtaki vasiyet bu değil. Evet. Şimdi fıkıhta ölen kişi ölmeden önce mirasçılar arasında malım şöyle taksim edilsin, böyle taksim edilsin deme hakkı yok. Onu Allah tespit etmiş. Bu Allah'ın istediğine göre tespit yapılır. Doğru efendim. Peki fıkıhtaki vasiyetten maksat ne? Benim malımdan şu kadarını hayra verin. Evet. Tasadduk edin. Bununla şu hayrı yapın. Budur vasiyet olan. Bizim fıkıhta vasiyet dediğimiz. Yani biz ilk baştan belki bunu dillendirmemiz gerekirdi peki. Ama o aklımıza gelmedi. Yani bu kesinlikle fıkıhtaki, merhukutta farklı olabilir. Fıkıhtaki vasiyetten maksat. İslam fıkhına göre vasiyet. Vasiyetten maksat. Fail değildir. Kişinin geride bıraktığı malın mirasçılar arasında taksim konusundaki tasarrufu isteği değildir. Evet bu evet. Konuda. Bu kişinin sadece, üçte bir bölümüne düşen. O üçte biri kadarında hayra verilmesini. Hayır yani bunun vasiyet. Altını çizmek lazım. Evet. Peki. Yapılacak hayır tasadduk noktasına ayrılacak. O şekilde vasiyet olur. Evet. Peki. Ekleyeceğiniz bir şey burada devam edelim. Burada ilgili ekleyeceğimiz husus şu. Aslında çok çok da uzak değil. Meri hukukta da yani pekala vasiyet ya yani miras bırakan vasiyetini bir vakfa yapabilir. Bir hayır kurumuna aynı şekilde mal varlığının belli bir kısmını. Tabii o yasal miras var mı mesela yani o ölçü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in az önce muhterem hocamızın beyan ettiği üçte bir. Hayır, üçte hayır. Bir, o benzeri bir ölçü. O şekilde değil. Peki. Saklı pay dediğimiz mahfuz hisse peki. Olayı var. Meri hukukta o yasal mirasçıların mahfuz hisselerine dokunmamak şartıyla geri kalan kısmını ister ekstradan torunlarına veya dışarıdan birine hibe edebilir. Tabii malını, veya hayır kurumlarına verebilir. Hayır kurumuna da pekala verebilir tabii. Hocam şurayı da sormak istiyorum. Yani ölen bir kişi mirası borcunu karşılamazsa ne olur? Böyle bir durum söz konusu şimdi, olursa ne olur? Akabinde telefonumuza tabii geçelim. Şöyle yapalım onu. Bıraktığı terike. Miras demeyelim de genel anlamda. Peki terike. Efendim. Evet. Eğer borcunu karşılamazsa borçların oranı ile terike o oranlara göre taksim edilir. Yani şöyle bir örnek verelim. Bir kimsenin 3 kişiye borcu var. Birisine 500 lira, birisine 1000 lira, ötekine 3000 lira. Evet. Ne etti? Tamamı 3500, 4000 etti. Evet. Ha, geriye de 2000 lira terikesi 2000 lira çıktı. Şimdi o 4000 500 lira borcu olan kişinin bu toplam borçtaki payını 6'da 1. 1000 lira borcu olan kişinin toplam borçtaki payı nedir? 3'te 1'dir. Yok. 3'te 1'dir doğru. 2000 lira borcu olan kişinin borçtaki payı da 3'te 2'dir.
Geriye ne bıraktı biz? 900 lira bıraktığını farz edelim. Denk evet. Gelesin. Ha, 500 lira borcu olan kişiye 150 lira verilecektir. Altıda bir. 900 lira bıraktı ya. Evet. 150 lira verilecektir. 1000 lira borcu olan kişiye. Üçte bir. Üçte bir olan 900'ün üçte biri 300 lira verilecektir. Geriye ne etti bu? 450. Doğru. Bu geriye kalan 450'si de 2000 lira borcu olan kişiye. Alacağı olan kişiye verilecektir. Hmm. Yani ne yapılacak? O orana göre. Borçlarla terike oranlanacak ve her alacaklı kendi alacağı oranında o terikeden hakkını alacaktır. Ha ve bunlar eğer normal ya vesika ile sabit olan veya kişinin sağlıklıyken hasta olmadan ikrar etmiş olduğu borçlar içindir bu. Bir de diyelim ki deminki bahsettiğimiz hastayken ikrar ettiği borç varsa o zaman ona bir şey kalmadı şimdi. O hiç ödenmez. O ne zaman ödenir? Sağlıklıyken ikrar ettiği veya vesika ile sabit olan borçlar ödenir. Geriye terikeden kalır. Kalırsın. O zaman hastayken ikrar ettiği borçlara geçilir. Peki efendim. Çünkü o hastayken ikrar ettiği borçlarda bir şaibe aranır. Yani acaba bu adam bu borcu ikrar ederken mirasçılardan miras kaçırmak için mi bunu ikrar ediyor acaba? Olabilir mi? Böyle peki. Bir şaibe aranır. Peki efendim. Elazığ'dan bir izleyicimiz var değerli hocalarım. Hoş geldiniz. Elazığ'a selamlar, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Buyurunuz efendim. Hocama sorum şöyle olacaktı. Buyurun efendim. Biz 9 kardeşiz. Annem babam sağ. Yalnız 6 yıl önce bizim mallar paylaşıldı. Yani babam kendi kardeşlerim arasında bütün mal varlığını işte belirledi kime ne kadar düştüğünü. Erkek kardeşlerimin her birine 15 dönüm kadar tarla düştü. Yalnız bu tarlalara babam hiçbir şey eklemişti. Tarla halindelerdi. Sonra kardeşlerim bölündükten sonra herkes kendi tarlasına işte ne ekmek istiyorsa ona ektiler. Ondan sonra şimdi babamsa Allah korusun tapu yapılmamış. Hiçbirinin üzerine hiçbir tapu yok. Yalnız şu anda babam Allah korusun bir şey olduğu zaman hani biz sürekli söylüyoruz. Tapu yap baba. Hani ölürsen bu sıkıntı olur kardeşler arasında mal paylaşımı yüzünden. Hiçbir tapu yapılmamış. Şu anda babam Allah korusun herhangi bir şey olduğu zaman o bahçenin tüm emeği maddi manevi olarak kardeşlerim, erkek kardeşlerim kendi emekleriyle, kendi evet. Gelirleriyle sağladılar, orayı ektiler, işte emek verdiler. Bizim orada bir hakkımız var mı? Hak alırsak biz kardeşlerimizin, yani biz kız kardeşler, erkek kardeşlerimizin hakkına girmiş olur muyuz? Sizler de kızlara da verdi değil mi babanız? Kızlara ev verdi. Biz 5 kız, 4 erkeğiz. Erkek kardeşleri tarla verdi. Biz hiçbirimiz tarla istemedik. Yani bize sordu. Biz hiçbirimiz tarla, bahçe istemedik. Çünkü bizim kendi eşlerimizin tarlası, bahçesi olduğu için. Anlaşıldı. Gidip de orada bir de babam tarafından tarlayla uğraşamayacağımız için. Peki efendim. Soralım değerli hocamıza. Onlardan mali veya ekilen, biçilenden gelen gelir olarak bir hakkınız var mı? Başka bir sual var mı hanımefendi? Yani biz o kardeşlerim babamın bir şey olursa o tarladan hak alırsak kardeşlerimizin hakkına girmiş olur muyuz? Hay hay. Hay hay efendim. Yani mal almak istemiyorum. Peki efendim. Elazığ'a selam ediyor. İyi akşamlar diliyoruz. Şimdi bu kişi hayatındayken malı paylaştırmış. Yani bu miras değil artık. Hibe. Yani vermiş malını, dağıtmış. Ve dolayısıyla kime ne verdiyse o verdiği kişinin mülkü olmuştur o. O mülkünde dilediği gibi tasarruf edebilir. İster zeytin diker, ister incir diker. Evet. Yani onda serbesttir ve onda diğerlerin hakkı olmaz. Ha, yapmalı mı, yapmamalı mı? Ayrı bu konu ama yapmış adam. Hepsine de mirastan bir şeyler veya maldan hepsine bir şeyler verdiği için de evlatlar arasında bir şey de ayrım da yapmamış oluyor. Yani kızlar istememiş, ev istemiş, ev vermiş. Evet. Olsun ya, evde bir maldır, tarlada evet. Bir maldır. Yani ayırmış, vermiş yani hepsini. Bu babaları dengelemiş bunu. Şimdi babaları Allah gecinden versin. Amin. Allah ömür versin inşallah. Yani herkes ölecek. Sıhhatler evet. İhsan etsin. Küllü nefsin zâikatul mevt değil evet. Mi? Her can ölümü tadacak. Yani vefat ettiği zaman şimdi kimin elindeyse ne mal varsa, baba kime verdiyse o mal ona aittir. Evet. Ha, tapusu verilmemiş. Tabii bizim İslam fıkhının tedvin edildiği, düzenlediği dönemlerde tapu diye bir şey yoktu. Yani kişi evet. Şahitlerin huzurunda verdiği zaman o onun olurdu. Şahitler olmasa bile ben şu tarlamı sana verdim, şu evimi sana verdim dediğinde diğer hak sahipleri bunu inkar etmiyorlarsa o onun olurdu. Ama tabii şimdiki hukuka göre ne olur onu bilemem. Onu soracağız değerli hocam. Peki
diyelim Allah muhafaza böyle bir durum olduğunda alsak oradan bir pay... Sorumlu olurlar tabii. Peki alamazlar yani. Alamazlar çünkü peki efendim, paylaşmış. Benim buradan anladığım kadarıyla adam temlik etmiş, hibe etmiş. Doğru. Yani onun mülkiyetine geçmiş onun artık o mal. Peki efendim. Ve geri alamaz. Baba bunu geri alamaz. Baba da alamaz geri. Bırak diğer kardeşlerini. Baba da geri alamaz. Çünkü bu akrabanın, yakınların birbirine mal vermesi durumunda hibeden dönmek caiz değildir Hanefi fıkhına göre. Resmi hukukta, değerli hocam, meri hukukta. Soruyu durum, biraz daha açacak olursak. Şöyle yani izleyicimiz sordu, şunu söylediler. 9 kardeşiz dedi, 4 erkek, 5 kız. Babamız hayattayken kardeşlerimize tarlaları, bizlere de evleri verdi. Ama evet. Biz babamız vefat ettiğinde o kardeşlerimize verilen tarlalardan hak sahibi olarak diyelim mahkemeye başvurduğumuzda hak alabilir miyiz? Bir de onlar zeytin ekmişler o tarlalara. Yani kardeşler masraf etmiş, evet, zeytin ekmiş. Emek vermiş. Tabii öyle olunca anlaşılıyor ki değer kazanmış. Evet. Değer kazanınca bizim onlarda payımı hakkımız olur mu? Var mı? Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam. Evet. Bu konuda meri hukukta çok açık bir hüküm yok. Yani bu biraz daha hocamın da buyurduğu gibi. Yani miras hükmünden çıkıyor. Yani daha çok hayattayken bir nevi yani vasiyetname gibi veya kendi yasal mirasçılarını resmi tapu vermemiş. Vermemiş anladığım kadarıyla. Evet. O zaman tabii bu mevzuata bugünkü meri hukuka göre bu 9 kardeş bütün mal varlığında. Mal varlığının tamamında. Evet evet. Değerinde eşit miktarda hak sahipler. Hak sahibiler. Yani ama aralarında anlaşma yaparlarsa o ayrı konu. Peki. Yani anlaştıkları takdirde problem yok. Peki. Anlaştıkları zaten muhterem hocamızın evet. ifade buyurdukları gibi. Efendim peki buradan hareketle değerli hocam. Mesela akla şu geliyor. Hemen bir izleyicimiz sormuşlar. Bir kişi vasiyette bulunmak zorunda mı? Ben babam vasiyette bulunmak zorunda mıyız hocam demiş. Bu işin hükmü nedir? Neler vasiyet edilebilir? Bir mesela bir başka izleyicimiz de soruyor. Diyor ki işte bazıları cenazemi şu yıkasın, beni şuraya gömün, efendim şunu yapın gibi şeyler var. Bunları yerine getirebilir miyiz? Evet. Yükümlülük nedir? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu terekeninle ilgili hükümler verilirken diyor ki işte vasiyetler yerine getirildikten sonra işte şunlar 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 yapılır. Yani doğrudan vasiyet edin şeklinde Kur'an'da bir hüküm yok. Yani bir emir yok. Ama işte mal taksiminin vasiyet yerine getirildikten, borçlar ödedikten sonra yapılacağını ifade eden hüküm var. Yani şunu söylüyor, vasiyette bulunmuşsanız, borcunuz varsa önce bunları yerine getirin, ondan sonra geriye kalanı mirasçılar arasında bölüşün. Bunu diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilen bir hadis var vasiyeti emrettiğine dair ama o çok şey değil. Sağlam bir hadis olarak değerlendirilmiyor o hadis araştırmacıları tarafından. Ancak bizim fıkıh hüküm olarak vasiyette bulunmak müstehaptır. Müstehaptır. Yani iyi bir şeydir. Vasiyeti bir kez daha hatırlayabilir miyiz? Vasiyet bir kimsenin vefat ettikten sonra malının bir kısmının hayır cihetlerine veya fakirlere vesaireye verilmesini daha önceden tavsiye etmesi. Evet. Ha. Şimdi burada bakın tariften de demin Şuayb Bey de tarif etti. Yani ölümden sonraki bir tasarruf. Kişinin malında, malı üzerinde ölümünden sonraki bir tasarrufudur bu. Şimdi bunu tasarrufta bulunmak mecburiyetinde midir? Farz mıdır? Hayır. Değildir. Ama müstahaptır. Böyle bir şey de yapması iyi olur. Çünkü kendisinin ona ihtiyacı var olduktan sonra. Sevaba ihtiyacı var ya. Peki. Oradan da sevap gelecek. Hüküm olarak müstahap. Ha, müstahaptır. Peki. Peki neler vasiyet edilebilir? Evet efendim. Mal vasiyet edilebilir, menfaat vasiyet edilebilir. Yani kişinin malı vardır. Tarlası vardır, evi vardır, dükkanı vardır, arabası vardır. Diyebilir ki benim falan yerdeki dükkanımı falan vakfa veririm. Bu bir vasiyettir. Bunları duyuyoruz, görüyoruz. Ha, veya benim falan yerdeki tarlamı falan camiye vakfettim, ona verin. Vasiyet et. Bu bir vasiyettir. Ha, veya benim falan yerdeki evime efendim o ev yıkılmadığı sürece
veya 10 seneliğine, 20 seneliğine şu işle uğraşan fakirler orada otursunlar. Bak menfaati vasiyet. Evet efendim. Demek ki malı vasiyet var aynı. Menfaati vasiyet de olabilir. Ona sükna, umra, rukba gibi ifadeler kullanılır. Onlar şey ifadeler, teknik ifadeler şeyde. Mesela şu diyebilir. Efendim ben öldükten sonra falan yerdeki şeyime 10 sene süreyle işte filan okulum işte fakir öğrencilerinden 10 kişi orada otursun. Bu bir vasiyettir. Kaydı koydular ya. Peki öbür türlü yani ben ölünce beni filanca yıkasın. Falanca kabre indirsin. Filan yere götürün. Filan yere götürün. Filan yere gömün. Bunlar vasiyet olarak uyulması gerekli şeyler değildir. Vasiyetten değildir yani. Değildir. Yani peki bunlar efendim. Evet söylüyor insanlar bunu böyle yapın diyorlar ama bunlar uyulması zorunlu olan vasiyet değildir. Ama mal veya menfaatle ilgili vasiyetler eğer terikenin üçte birini peki geçmiyorsa evet uyulmak zorundadır. O halde vasiyet hüküm olarak müstehap ve mal ve menfaat. Mal ve menfaat. Peki efendim. Ama hürmet olarak değerlendirilirse yani ha, o vefat eden. Zor, mecbur değil ama ha, mecbur değil, babamız ama bunu böyle istediydi onu da yere getirelim. Ona yapmakta evet bir engel yok. İsabetli olur. Ha, ama yani bu mutlaka yapılması gereken değil, bir tabii görev değil. Hı-hı. Ekleyeceğiniz bir nokta var mı değerli hocam burada vasiyet noktasında? Peki geçelim o zaman. Tabii, bir izleyicimizin evet suali olacak. Konya'dan hoş geldiniz. Konya'ya selamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Buyurunuz beyefendi. Hocama bir sorum vardı. Buyurun efendim. Benim dedem bütün malını mülkünü vakfetti. Evet. Dünyada iki kızı vardı. Bunlara hiçbir şey bırakmadı. Bütün malını mülkünü son kuruşuna kadar vakfetti. Bunca sene aranmadı bu malın mülkün arkası. Şimdi vakfettiği olayda biraz sıkıntılı olunca gündemimizdeki olan şekilde bir örgüt meselesiyle bunun arkasına düşüp dava açmak istiyorlar. Bu dinen bizim için sakıncası var mı yok mu? Ben onu soracaktım hocam. Soralım değerli hocamıza. Başka bir sual yok. Çok teşekkürler efendim. Konya'ya selamlar. Afiyet diliyoruz. Burada vasiyet yok, vakıf var. Evet. Şimdi vakıfla ilgili de birkaç terim var. Bir vakfeden var. Burada dede. Doğru. Bir vakfedilen mal var. Bir de cihetül vakf veya mevkufun aleyh dediğimiz o vakfedilen şeyin kullanılacağı hizmet var. Şimdi bir kimse bir mal vakfetmişse ve o vakfın mütevellisi yani o vakfedilen malları idare eden kişiler o vakfeden kişinin şartına uygun olarak amacına uygun olarak evet tasarrufta bulunuyorlarsa o vakıf oraya devam eder. Evet efendim. Ama başka amaçlarla kullanılıyorsa yani adam diyor ki benim bu malımdan siz fakir talebeler istifade etsin diyor ama o tutuyor bununla başka bir iş yapıyorsun. O zaman ya fakir talebelerin kullanımına döndürülür veya onun elinden alınıp ama vakfeden kişinin arzusu istikametinde bir başkası tarafından yönetilir. Burada mesela o mal veya şeyi vakfiyeyi alamazlar değil mi efendim? O zaman ya, tekrar miras olarak gelmez. Gelmez. Yani o belki düşünülebilir. Miras mi olmaz ortak. O vakfederek, vakfedilmek suretiyle peki o gitmiştir ama burada önemli tekrar olan şey tekrar dava açabilirler. O vakfedildiği, vakfettiği kişinin o iradesi istikametinde mi kullanılıyor? O mal oradan o şekilde mi ondan yararlanılıyor? Yoksa başka amaçlarda mı yararlanılıyor? Peki. Yani şimdi eğer başka amaçlarla yararlanılıyorsa o zaman ona devlet gücü ki ona hakim karar verir. Evet. Der ki bak bu adam burayı şu maksatla vakfetmiş. Ama bunlar bu istikamette kullanmıyor. O zaman biz bunu vakfedenin vakfiyesi istikametinde, onun isteği istikametinde o maldan yararlanmak üzere işte filanı mütevelli tayin ettik diyebilirler. Peki efendim resmi hukuktaki durum? Aynı benzer hükümler mevcut. Eğer amaca matuf vakfedilen mal ki zaten medeni kanundaki vakfın tanımı da o şekilde mal varlığıdır. Belli bir amaca matuf bağışlanmış mal varlığıdır vakıf. Evet. Eğer amacına uygun kullanılmazsa veya amacına uygunluktan sapma söz konusu ise burada varisler, mirasçılar mahkeme müracaat edebilirler. Yani yargıya, işi yargıya intikal taşıyabilirler.
Peki. Burada olduğu gibi o zaman, örnekte olduğu gibi. Efendim devam ediyoruz. Özay Yaren, hocalarıma selam ediyorum diyor ve sorusunu soruyor. Dedem ben doğduğumda 60 dönüm tarlasının 2 dönümünü bana hediye ettiğini ailesine söylüyor. Ve burası bu torunuma hediyem diyor. Ve sizin de bilginiz olsun diyor. Ve şu gün bile bunu inkar eden yok. Fakat dedem öldüğü için akrabalarım artık bu tarla miras olmuştur diyorlar. Doğru mudur? Değerli hocamıza sormak isterim diyor. Şimdi hibenin geçerliliği ve yürürlülüğü için iki şart var. Geçerliliği için hibe eden kişinin hibe ettim evet demesi ve karşı tarafında ben de kabul ettim demesi veya itiraz etmemesi. Bu geçerliliği için şeydir, şarttır. İki şart. Ha, bir de yürürlüğü için şart vardır. Ona nefaz deriz biz fıkıhta. Birisi sıhhat, öteki nefaz. Yürürlük şartı, nefaz şartı için de o kendisine hibe edilen kişinin o malı kabzetmesi lazım. Yani onu mülkiyetine geçirmesi lazım. Temlik lazım. Peki mülkiyete nasıl geçirilir? Her malın kendisine göre ayrı mülkiyete geçiş şekli vardır. Bu kalemi ben sana sattığım zaman bunu sen alırsın. Evet. Bu kalem de satışı bitmedi bir türlü. Evet. Sen bunu alırsın ve kabzetmiş olursun. Evet efendim. Ha, bir daire var. Veriyorsun daireyi. Tapusu yok. Varsa tapusu, tapusunu verirsin, o kabzetmiş olur. Şey yok. Tapusu yok. O zaman anahtarı verdin, sen de gittin içine oturdun, orayı kabzettin. Senin o şimdi. Şimdi burada şöyle bir problem yaşanmış. Şimdi günümüz hukukunda taşınmaz malın devri tapuyla oluyor. Evet. Doğru. Şimdi burada tapu verilmemiş bak. Tapu verilmediği için bu torun bunu kabzetmiş mi değil mi? Şimdi tapu almadı ya üzerine. Ya burada bir sorun çıkabilir ama madem ki dedeleri vaktiyle böyle bir tasarrufta bulunmuş ve kimse buna ve karşı diğerleri çıkmıyor. De bunu inkar etmiyor, onu kabul ediyor demektir. Ya bunu o toruna vermeliler. Peki efendim. Son 8 dakika civarında bir efendim zaman böyle su gibi geçip gidiyor değerli hocalarım. Ankara'dan bir izleyicimiz var. Eğer izniniz olursa alalım. Hayri Küçükel, hoş geldiniz Ankara'ya. Selamlar efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurunuz. Hocam hayırlı akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurunuz. Hayırlı akşamlar, sağ olun. Ya hocam ben şöyle bir durumumuz var. Biz üç kardeşlik, yani fazla kardeşlik de üç kardeşinle ben bekardım. Öbür iki kardeş de evliydi. Fakat bunlarla aldık, bir ev aldıydık. Beraber aldık. Ben o zaman bekardım. Onların ikisi evliydi. Fakat öbürlerinin ikisi o zaman altınlarını da eşlerinin verdiler. Benim eşim yoktu. Sonra da ben evlendikten sonra o mala senin karın altını vermedik dediler. Evet. Şimdi bunlar bana sen biz altın verdik, senin karın altını vermedin. Ben o zaman bekardım. Şimdi bizim o günkü verdik altınlarından bana da gramından, o altından sen vereceğim diyorlar. Biz de o evi en büyüğe verdik. Onların oldu. Benden şimdi altın parası istiyorlar. Evet. Ben en küçüğüm. Onların ikisi büyüğüydü. Ben bekardım. Onlar şimdi benden hocam, anlaşıldı mı? Altın istiyorlar. Bir parça. Peki değerli hocamız anladım, cevap... Anladım şekilde cevap veren. Peki cevaplayacaklar. Bir sorum daha var. Buyurun efendim. Çok hızlı. Bir de evlatlık alınan çocuk mal sahibi oluyor mu? Evet, miras düşer mi? Soralım değerli hocamıza. Sıhhat diliyoruz Hayri Bey. Ankara'ya selamlar, iyi akşamlar efendim. Birinci soru değerli hocam, ev mevzu. İkinciden başlayalım. Peki. Evlatlığa miras düşmez. Evlatlık müessesi olarak var mıdır dinde? Yoktur. Yani peki. İslam fıkhında evlatlık diye bir kurum yok. Peki. Dolayısıyla da evlatlık alınan kişiye fıkhi açıdan mirasçılık yok. Şimdi mirasçının birkaç yönü var. Bir akrabalık, karabet diyoruz. İki evlilik, yani karı kocası arasındaki mirasçılık. Bir de mevlel muvalat denilen veya işte eskiden kölelik şeyi vardı biliyorsunuz. Mevlel ataka deniyor ona. Yani bir adam bir köleyi azat etmişse, o kölenin de kimsesi yoksa öldüğü zaman onu azat eden kişi ona mirasçı oluyordu. Zamanımızda öyle bir şey yok. Bir de anlaşmalı var, ona mevlel muvalat derler. O da yok zamanımızda. Zamanımızda evliliğe dayanır ve akrabalığa dayanır. Ama evet, evlatlığa miras olmaz. Süt kardeşe miras olmaz. Peki.
Ha, birinci sorusu, yani ben şöyle anladım. Bunlar üç kardeşler. Bir ev almışlar, üç kardeş. İkisi evliymiş. Hanımların onlar altınları. Hanımlarının altınlarını vermişler. Evet. Bu bekar olduğu için bu bir şey verememiş. Şimdi de evlenmiş. Diğerleri diyorlarmış ki, bak biz hanımların altınlarını verdik, sen de vereceksin. Eğer bunlar bu evi ortak almışlarsa, evet, yani tam ortak paylarla, üçte biri senin, üçte biri senin, üçte biri benim demişlerse, her biri o evin değerinin üçte birini vermek durumundalar. Ama büyüğe verdik diyor, en büyüğe verdik diyor evi şu an. Onda oturuyor diyor. Onu ben anlamadım. En büyük abiye verdik diyor evi. Onu verdilerse, o hibe ettilerse zaten bir şey, problem yok. Ama sattılarsa, peki, parasını aldılarsa ve bunlar ilk alırken üç ortak olarak almışlarsa, tabii herkes o paraya o paranın üçte birini ödemek durumunda. Peki efendim. Diğerleri fazla ödedilerse, bu az ödediyse, bu az ödeyen diğerlerinin payına onları getirecektir. Peki. Değerli hocam, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Son bir telefonumuz. Evlatlıkla ilgili. Evet, evlatlıkla ilgili. Lütfen, o miras mevzu. Evet, tam zıt hükümler. Yani meri hukukta evlatlık, evet, ve miras. Meri hukukta evlatlık aynen öz evlat, yani evlat gibi. Evlatlık mirasa, mirasçılık hakkına haizdir. Yani normal diğer evlatı yani oranında. Resmi eşit şeye olarak, geçiyor evet, yani. Hatta evlatlığın alt soyu da aynı şekilde. Diyelim ki evlatlık vefat etti. Yani çocuğu var, vefat torunu etti veya var. Mirastan mahrum bırakıldı evlat edinen tarafından. Evlatlığın, bu sefer evlatlığın alt soyu da aynı şekilde babalarının miras hakkına, yani nüfusa geçirenin miras evet, hakkına halefiyet yoluyla miras hakkına sahiptirler. Yani fakat, esas evladı gibi bir kabul. Tabii evet. Yalnız evlat tam tersi, yani bu sefer evlat edinen evlatla mirasçı olamıyor. Ha, peki efendim. Yani böyle büyük. Son bir telefonumuz Ankara'dan. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Ankara'ya. Selamlar efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum Mustafa Bey. Sağ olun. Buyurunuz hanımefendi. Hocalarımıza da selamlar. Şöyle bir sorum olacak benim. Buyurun. Bir arkadaşım 4 aylık hamileyken eşi vefat etti. Bunların kendilerine ait bir ev, bir arabaları var. Evet. Bu durumda mirasçılık durumu ne olur? Annenin ve bebeğin, bunu öğrenmek istiyoruz biz. Yani bu sahip oldukları mallar anneye mi kalır? Yoksa ölenin, yani eşinin, vefat eden eşinin ailesinin de hakkı var mıdır? Bir de bebek hiç olmasaydı, yani öyle bir çocuk durumu olmasaydı, yine de miras durumu nasıl olurdu? Bunları bir öğrenmek istiyoruz. Hocam, peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sıhhat diliyoruz katılımınız için. Teşekkürler. Ankara'ya selamlar. İyi akşamlar. Şimdi, evet. Demin bir şey söyledim ben. Eda ehliyeti dedim. Evet. İnsanda iki türlü ehliyet olur. Bir eda ehliyeti, bir de vücub ehliyeti. Tabi bunlar fıkhi tabirler. Eda ehliyeti bir kimsenin kavli tasarruflarının, yani sözlerinin hukuki açıdan geçerli olması. Evet. Vücub ehliyeti de bir kimsenin hak ve sorumluluk altına girebilme özelliği, ehliyeti. Şimdi eda ehliyeti akılla şeydir, belirlenir. Vücub ehliyeti ise sağlıkla belirlenir, varlıkla. Ana karnındaki çocuk var kabul edilir. Ve şimdi bu örneği biraz biz hesaba almadan yapalım. Bir adam ölmüş, onun mirasçıları var, bir de hanımının rahminde bir bebek var. Şimdi bu bebek 3 aylık, 4 aylık. Evet efendim. 5-6 ay sonra ancak o dünyaya gelecek. Onun mirası 5-6 ay bekletilmez. Çünkü ölür ölmez hemen diğer mirasçıların hakkı ona geçti. Şimdi buradaki bebek, tabii şimdi zamanımızda ultrasonda cinsiyeti belli, anlaşılabiliyor. Cinsiyeti belliyse, o erkekse erkek evlat olarak, kızsa kız evlat olarak mirastan onun payı ayrılır. Geriye kalan diğer mirasçılara pay edilir. Evet. Ha, bu dünyaya geldi, kendisine verilir. Oldu ya, ölü doğdu. Veya daha sonra düşük oldu. O zaman o bebek için ayrılan mal diğer mirasçılara mirastaki payları oranında taksim edilir. Buradaki durum? Ha, şimdi buradaki duruma gelelim. Adam ölmüş, bir eşi var, bir evet, de yani hamile bir eşi var. Evet. Şimdi önce ne yapılacaktır? O çocuğun cinsiyeti belli ya. O cinsiyete göre mal ayrılacak. Mal ayrılacaktır. Payı yani. Yani mesela kız ise o malın yarısı ona ayrılır. İslam fıkhına göre muhterem hocamız cevaplıyorlar. Yarısı ona.
eğer şeyse, erkekse bu asabe olur. Ve eşi, ölen kişinin eşi şey alır. Pay alır ondan hisse. 1/8. Peki efendim. Evladı olduğu için 1/8 alır. Ve eğer duruma göre, işte o erkek kız oluşuna göre, ikinci derecedeki akrabaya, mesela ölenin kardeşlerine geçer mi geçmez mi, o şeye göre değişir. Peki. Çocuğun cinsiyetine göre değişebilir. Efendim, vakit doldu. Değerli hocam, ekleyeceğiniz bir husus var mı bu durumlarda? Ceninle ilgili. Evet, ceninle ilgili evet, olarak. Yani medeni hukukta da böyle evet, bir şey var mı? Var. Biraz aynen, geçer mi? Bizzat ceninin sağ doğmak koşuluyla mirasa hak sahibi olacak. Hak sahibi olacak. Ama sağ doğmak sağ koşuluyla. Tabii. Yani burada, tabii ayrı şey bizde. Peki efendim. Aynı yani. Hay hay. Yani buradaki mevzu sağ doğması. Evet. Ve mirasa. Yani hak ehliyeti zaten kavramlar, terimler çok birbirine aynı tamamı %100 tezat değil. Yani şimdi kanunlar, bu kanunlar herhalde ilk hazırlandığı zaman, yani tabii o günkü insanlar eski hukuku bilen insanlardı. Evet. Yani tercüme edenler en azından. Ona göre tercüme yapmıştı. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocamız. Tabii mirasla ilgili, vasiyetle ilgili aslında çok farklı boyutlarda söz konusu. Daha birçok soru var ama inşallah farklı bir programda değerlendireceğiz. Veya programlar içerisinde kıymetli hocalarımıza soracağız. Çok teşekkürler Şuayb hocamız. Biz teşekkür ediyoruz. Afiyet diliyoruz efendim. Kıymet hocam çok teşekkür ediyoruz. Afiyet diliyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, bir başka programda birlikte olmayı ümit ediyor. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın. Farz mıdır, vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullandırıcı? İslami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, mezhebine. Öğrenmek herkese farzdır.